Merhaba arkadaşlar. Bir Dünya Masal programında tabii ki beraberiz. Bugün bir kabuğu paylaşmak adlı hikayemizle karşınızdayım. Paylaşamamak ya da bazen şeyler için tartışmak, çekiştirmek bizim için hoş olmadığı gibi tabii ki de deniz canlıları için de hoş olmaz, öyle değil mi? Bakalım burada bize ne anlatacak? Hadi başlayalım. Bak, yengeçe bak. Sırtında kabuğu da yok. Yan yan koşuyor deniz kıyısında. Tak tak, tak tak. Açmam sana kapıyı, hiç bekleme. Paylaşamazsın kabuğumu benimle. Benimle de. Benimle de. Benimle de. Bir kabuğa ihtiyacı var sanırım. Bazı yengeçler kabukları olmadan çok savunmasız olurlar. Eminim kendine bir kabuk bulacaktır. Bak, martıya bak. Geliyor, gagasını açmış geliyor. Koş, saklan yengeç. Kurtar hayatını. Oh, nihayet. Boş bir kabuk buldu su birikintisinde. Acele et yengeç. Hadi çabucak sıvış içine. Sağ salim kurtuldu yengeç sonunda. Şimdi yaz güneşinin altında geziniyor kayalarla çevrili bir su birikintisinde. Tek kişilik güzel evinin içinde. Bak kabarcığa bak. Parlak mor bir kabarcık. Nedir acaba bu yuvarlak şey? Her kim sen, çek git buradan kabarcık. Kabuğumu paylaşamazsın benimle. İyi ama kabarcık değilim. Deniz gülüyüm ben, anlasana. Lütfen izin ver kabuğunu seninle paylaşayım. Hem belki yardımım da dokunur sana. Hadi dolaşalım biraz. Yiyecek bir şeyler bakalım. Bak, bak bir balık geliyor. Açılmış ağzı, parlıyor keskin dişleri. Taze yengeç buldum akşam yemeğinde. Uzattı dokungaçlarını deniz gülü, tıpkı bir şimşek gibi. Tam burnundan sokuldu saldırgan balık. Geldiği gibi gitti. Belli ki deniz gülünün dokungaçları onları korkutuyor ve kaçırtıyor. Mavi gökyüzünün altında aynı kabuğu paylaşan iki arkadaş. Oynuyorlar kayalarla çevrili su birikintisinde. İki kişilik güzel evlerinin içinde. Bak, şu fırça gibi şeye bak. İçeri girmeye çalışıyor. Bu ne velvele? Yerinde duramıyor. Her kim sen, çek git buradan fırça. Kabuğumuzu paylaşamazsın bizimle. Fırça değilim. Tüplü kurt benim adım. Çevreye böyle duyarsız olmayın. İçeriye gireyim, bırakın. Yanlarım ev işlerinden, hem de severim. Nerede çöp görsem emer yok ederim. Tertemiz tutarım kabuğun içini, her yeri silerim. Işıl ışıl denizin kıyısında aynı kabuğu paylaşan üç arkadaş. Şamata yaptılar. Su birikintisinin içinde oyun oynadılar. Üç kişilik güzel evlerinin içinde. Bak. Ama bak nasıl da büyüdüler. Kabuk küçük geliyor artık onlara. Çok ağırlaştınız, dedi yengeç. Artık sizi taşımaktan bıktım. Vakti geldi kendinize yeni bir taksi bulmanın. Bak sen, dedi kabarcık. Bu ne nankörlük? Kölü gibi çalıştım ben burada. Saldırgan balıkları kaçırdım. Madem karşılığı bu, yanında kalacak değilim. Durun, barışın, diye bağırdı fırça ama duyan olmadı. İkisi de ayrılıp birbirinden koptu. Kabarcık boş bir dondurma kabı buldu.
Yengeç güzel bir kağıt bardak buldu. Yengeç bardakta, kabarcık kapta. İkisi de sözüm ona mutluydu. Ama zavallı fırça ikisine de koşuyor, iki kat çalışıyordu. Ve biliyordu ikisinin de aslında yalnız ve üzgün olduğunu. Fırtınaya bak. Korkunç bir fırtına. Gökler yarıldı. Şimşekler çaktı gece boyunca. Evlerin ikisi de kayalara çarpıp ezildi. Ne kötü, ne üzücü bir manzara. Şimdi hepsi evsiz kalmış oldu. Ama bak, kabuğa bak. Ne güzel bir kabuk. Yengeç ve kabarcık baka kalıyorlar. Sesleri çıkmıyor çünkü utanıyorlar. Gurur ağır basıyor. Paylaşalım demiyorlar. Dinle. Şu sesi dinle. Bir kafa uzanıyor. Köpüklerin yıkadığı boş şeytan minaresinden. İşte bitirdim temizliği. Evimiz hazır diyor. Hadi buyurun. Birlikte geçin eşikten. Aynı kabuğu paylaşan üç arkadaş mutlu. Çünkü mutlu olur iyi ev, iyi arkadaşlar beraberken. Bir roket gibi dolaşıyorlar kayalarda. Su birikintilerinde. Üç kişilik güzel evlerinin içinde. Hikayemizin sonuna geldik. Arkadaşlarımız bizim eksiklerimizi tamamlayan, bazen bizimle aynı şeyleri paylaşan, yardımlaşan ve her zaman onların yanımızda bizimle beraber hissedilmesini istediğimiz kişilerdir. Onları üzmeyelim, paylaşmaktan asla kaçınmayalım. Hoşça kalın.